Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Şimdi burada QRIDO'yu inceleyeceğiz arkadaşlar. QRIDO nedir, ne değildir, neler vaat ediyor, ne yapabilir? Bunlar üzerine şöyle bir konuşacağız. İstek üzerine çektiğim bir video. Gelmesini istediğiniz burada altcoin'ler, token'lar vesaire varsa yorumlar bölümünde dile getirebilirsiniz. Şimdi kendilerini ne diye tanımlıyorlar? Bir bakalım. QRIDO ağı nedir? QRIDO dijital varlık sahiplerini ve blockchain bağlantısını yeniden tasarlıyor. Blok zinciri ekonomisine likidite ve sermaye verimliliği getirmek için radikal yeni bir yaklaşım olan QRIDO, ilk merkezi olmayan güvene dayalı olmayan çok taraflı hesaplama gözetim ağına öncülük etti. Bu gelişme QRIDO'nun merkezi olmayan gözetim, yerel zincirler arası takaslar ve platformlar arası likidite erişimi sunmasını el sağlar. Şimdi siz burada gelip arkadaşlar devamında uzun uzun okuyabilirsiniz. Nitekim çok geniş yapıdaki bir proje sahipliği mevcuttur. Burada uzun lafın kısası geniş bir şekilde çalışarak hem güvenlik hem likidite hem de transfer bakımından blok zincirlerini geliştirmeye yarayan bir yapıdadır. Şimdi çok dediğim gibi geniş bir vizyonu var. Burada vizyonu iyi fakat fazla açık. Yani burada yelpaze fazla açık. Şimdi aslında hem siber güvenlik alanında çalıştıkları söylenirken bir yandan işte takaslar ve likidite üzerine bir yandan transferler üzerine şimdi aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Blok zincirlerini yükseltmeye yönelik piyasada fazlaca proje var. QRIDO da onlardan bir tanesi. Bunlardan işte bir kısmı likidite üzerine çalışır. Bir kısmı takasları kolaylaştırır. İşte ne bileyim bir kısmı evet siber üzerine çalışır vesaire ama QRIDO çok geniş bir yelpaze sunuyor arkadaşlar. Tabii çalışma alanları ekseri işte likidite ve takaslar üzerine ama yelpazenin bu kadar geniş olması çok pozitif bir durum değil. Neden pozitif değil? Çünkü aslında alanı kısıtlıyor. Yani tek bir alanda çalışmak ve bu üzere gitmek ki ben bu konuda biliyorsunuz piyasada bilinen VeChain'i eleştiriyordum. Tek bir alanda fazlaca çalışmak her zaman daha iyi bir politikadır diyebilirim. Dolayısıyla QRIDO aslında blockchain geliştirme ve teknik anlamda yükseltme gibi iyi bir vizyona sahipken bu bağlamda tek taraflı olmaması biraz daha yelpazeyi fazla geniş tuttuklarını düşünüyorum arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Bu da sitesi tabii üzerinde öyle çok bir işimiz yok. Görün diye açtım. Dolayısıyla durumlar bu şekilde. Şimdi bakalım market bölümünde ne var ne yok. Ne var? KuCoin, Bitfinex, devamında Gemini, Gecio, Huobi, çok güzel. Maxi, BitKex falan filan. Yani burada evet durum iyi. Durum fena değil arkadaşlar. Rankı 498 olan da bir coin olarak burada QRIDO market bölümünde şey yapıyor aslında. Umut vaat ediyor. Ya umut vaat ediyordan kastım. Epey ciddi oranda bir listelemesi var. Özellikle KuCoin referans olabilmesi açısından diğer borsalara iyi. Kaldı ki hala parite açılımı da bekliyor. Örneğin işte USDC'ler olsun vesaire vesaire. Daha parite açılımları yapabilir. İlerleyen süreçte listeleme alma konusunda da hiç fena değil. Dolayısıyla iyi işler çıkarabileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu konuda. Yani boğada listeleme süreci bekliyorum. Burada bir şeyler var mı? O çok güzel. Tamam çok iyi. Burada arkadaşlar özellikle pozitif gördüğümüz bir nokta neye çok iyi dedim. Biraz fazla bir tepki verdim sanırım. Burada özellikle geçtiğimiz vakitlerde yani ben son baktığımda böyle değildi. İnanılmaz derecede şey olmuş bir düzelme olmuş QRIDO'da çünkü. En büyük 100 balinası %39'a yakın bir tutmaya sahipken devamında artan cüzdan sayısını rutin halde tespit edebiliyoruz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar ilk değil 500 ilk yüzdeki coinler bile en büyük 100 balinası bundan çok daha fazla tutuyor. Yani inanılmaz derecede bir tek taraflı tutuş mevzu bahis olabiliyor. Ki QRIDO'da bu yok. Dolayısıyla top 100'ün az bir şekilde tutması buna rağmen cüzdan adreslerindeki rutin artışları gördüğümüzde
Bu ilerleyen vakitlerde yükselebilmesi için oldukça pozitif ve güçlü bir sinyal olduğunu bilmek gerekiyor. Dolayısıyla durumlar bu şekildedir arkadaşlar. Hacmi biraz düşük, yani hacmi benzer ranktaki altcoin'lere göre bir tık altında diyebilirim arkadaşlar. Bunu da zaman içinde toparlayabilirler diye düşünüyorum. Şimdi burada yine bir husus odur ki dolaşan arzı oldukça yükselmeye müsait halde. Bunu şayet yani şey içerisinde, boğa sezonu içerisinde düzgün bir şekilde arz edebilirlerse durum hacme de baktığımızda pozitif etkiyle iyi bir boğa sezonu geçirebilir. Ama tabii ki bu uzun vadede sürdürülebilir bir politika değildir. Dolayısıyla burada nedir arkadaşlar? Uzun vadede Curido üzerine bir enflasyon gerçekleşebilir. Geçtiğimiz vakitlerden bu yana gelen düşüşler maalesef anormal diyebileceğimiz seviyede olan düşüşleri temsil ediyor. Bu tabii ki yüksek volatiliteden kaynaklı olmak suretiyle arkadaşlar şu dakika toparlayabilmesi için Kasım hareketine 90x gibi büyük fiyatlar gelmesi gerektiğini gözlemleyebiliyoruz. Anlık olarak yapmış olduğu hareketler baktığımızda ortalama bir altcoin'e göre yerinde. Şimdi uzun vade hareketlerinde ya şunu söyleyemem, işte yeniden o fiyatlara toparlayıp toparlayamayacağı konusunda net bir şey söyleyemem. Ben burada eşit dağılımı karşımıza çıkardığı ve listeleme konusunda da umut vaat ettiği için boğa sezonu içerisinde 1-2 dolarlara hareketlenebilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki altını üstünü bir ekip çalışmasıyla görebiliriz. Şu an gördüğünüz üzere ne yapmış? Hareketli ortalamaların altında kalmış bir halde. Kısa vade içerisinde bu durumu bize gösteriyor. Aynı şekilde saatlikte de benzer durumu görebiliyoruz ki zaten 4 saatlikte hemen bir dead cross almış durumda. Dolayısıyla Curido tarafındaki kısa vade hareketlerinde geri çekilmenin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Bu geri çekilme devamı BTC tarafında net bir kırılım olmadığı takdirde ortalama ne yapacaktır? 12.7 dolaylarına kadar devam edebilir. Şu anki fiyatlarından kademeli alıma gidilebilecekken buralarda 12.7 dolayları da alım için mantıklı pozisyonlardır. Curido'nun 0.2 noktalarını kırdıktan sonra çok ciddi bir kalkışla 0.4'lere 2x'lik günler içerisinde bir atılım yapabilme ihtimali yüksek. 0.4'lerin kırılımı Curido'da tam bir boğa atılımı anlamı taşıyacaktır. Zira kanal açıklığı çok geniş. BTC korelasyonuyla desteklenirse büyük atılımlar yapabilir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.